Merhaba arkadaşlar, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi geçen çalışmamızda silme işlemini gerçekleştirmiştik. Bu çalışmamızda ise artık edit, düzenleme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi senaryom şöyle, dikkat ederseniz benim bir Edbook modülüm vardı, tamam mı? Şimdi ben editleme işlemini de bir modül içerisinde yapacağım. Ancak editleme işlemi için ayrı bir modül oluşturmayacağım arkadaşlar. Aynı modülü düzenleme işlemi için de kullanacağım. Nasıl yapacağız? Şimdi geliyorum koda, artık şunu biraz aşağıya indirelim, burada boşuna yer kaplamasın. Şimdi geliyorum, önce bir datada yeni bir property tanımlayacağım. Burada diyorum ki datanın içerisinde model title, başlangıç olarak model title'ımız arkadaşlar Edbook şeklinde olsun. Bu model title'dan kastım ne? Şurada görünen, şurada virgülü unutmuşuz, virgülümüzü koyduk, kaydettik tekrar. Şimdi şurada görünen başlıktan bahsediyorum. Tamam, ben edit işlemi yaptığım zaman bu başlığın da değişmesini isteyeceğim. Şimdi geliyorum burada. Bunu tanımladık. Modülümüze gidelim artık. Bu modülde şurada dikkat ederseniz modül title'ı bu şekilde statik yapıyorum. Şöyle interpolation yaparak buraya modül title'ı yerleştiriyorum. Tamam. Şimdi artık benim yapmasını istediğim iki işlem var. Şuradaki butona tıklandığı zaman open add model diye bir metot çağıracağım. Şuradaki edit'e tıklandığı zaman da open edit model şeklinde bir metot çağıracağım. Şimdi bunları yerleştireyim. Geldim tablomuzda değil, şuradaki yukarıda butonda ne yapıyor? Yalnızca modülü aç diyor, değil mi? Ama modüllar değişeceği için buraya click event olarak model show değil de open add model şeklinde şimdilik olmayan, birazdan yazacağım bir metot oluşturuyorum. Sonra geliyorum. Bakın bizim burada edit ikonumuz şuradaki pen to square butonu, değil mi? Oraya da add click diyorum. Burada da open edit model'ı çalıştıracak. Ancak open edit model bir parametre alacak. Neden parametre alacak? Çünkü biz buraya tıkladığımız zaman şuradaki bilgilerin o model'ın içerisinde görünmesini isteriz, değil mi? O nedenle burası o editlemek istediğimiz, düzenlemek istediğimiz kitaba ait bilgileri alacak. O nedenle buraya parametre olarak book'u yerleştiriyoruz. Şimdi gelelim, bu metotları teker teker yazıyorum. Methods'ın altına şurada actions'ta ilk olarak ne yazacağım? Open add model metodunu yazacağım. Şimdi bu metot ne yapacak? Açıldığı zaman birincisi modülü, tıklandığı zaman birincisi modülü açmasını istiyoruz, değil mi? Geliyorum, diyorum ki this.model.show metodunu çalıştıracak öncelikli olarak. Şimdi peki bu add'e tıklandığında modül açıldığı zaman oradaki modülda herhangi bir bilgi olmasını ister miyiz add için? İstemeyiz. Boş olacak, değil mi? Onun için ne yapıyoruz bakın? this.newBook diyorum. Çünkü eklediğimiz bilgiler nerede? Şuradaki datanın içerisindeki newBook'tu, değil mi? Yeni olurken işte başlık boş olacak, page number null olacak vesaire gibi. Bakın hatta şunu şöyle alıyorum, Ctrl+C ile geldim. This new book eşittir deyip buradaki objemizi oluşturuyoruz. Tamam. Şimdi tabii bu objeyi oluşturduktan sonra şuradaki modülü açacak. Bunu şuranın altına alıyorum bakın. Burada başka bir şey yapacağım. Burada this.model_title diyorum tekrar. Neden model title diyorum? Çünkü ben edit işlemi yaptığımda şuradaki başlığı değiştireceğim. O nedenle eğer editten tekrar add'e geçersem buradaki model title'ın yine edbook şeklinde olmasını istiyorum. Tabii şu aradaki boşluğu unutmadan, birbirinin aynısı olması lazım çünkü bunun. Tamam. Open add model'da yapılmasını istediğim işlem bu. Gelelim deneyelim. Bakın add model diyorum. Görmüş olduğunuz gibi modül geliyor ve içerisinde herhangi bir bilgi yok. Şuradaki hataları boş verin. Bunların tamamını birazdan düzenleyeceğiz zaten. Geldim. Şimdi diğer metodumuzu yazalım. Yani open edit model metodumuzu yazıyorum. Şimdi bu metotta öncelikli olarak ne yapması lazım? Başlığın değişmesi lazım, değil mi? This.model title diyorum. Bu kez ne olacak? Bu kez edit book olacak. Modulun başlığı olarak. Tamam. Sonrasında ne yapacak? Şurada bir tane parantez fazla olmuş bu arada. Nasıl geldi o? Sonra şurada virgül değil, noktalı virgül olacak. Kaydedelim. Tamam. Şu şekilde düzenledik. Tamam, ne demiştik burada? Modülün başlığını değiştireceğiz. İkinci olarak ne yapacağız? Buradaki edit'e tıklandığımızda modül açıldığı zaman burada olan bilgiler şuradaki bilgilerin aynısı olacak, değil mi? Onu nerede yapıyorduk? Bakın modülümüze gidelim. Bilgiler nerede? Newbook'un içerisinde. View modülü oraya bağlamıştım. Geliyorum bu kez. Şuradan geçtim. Open edit modülü parametre olarak ne alıyorum? Editlemek istediğim kitabı alıyorum değil mi? O nedenle buraya ne diyelim? Şöyle existing book şeklinde bir parametre oluşturalım burada. Ve sonra diyorum ki this nokta new book neye eşit olacak bu kez? Başlık bu kez existing book'un başlığına eşit olacak. Sonra author yine existing book'un başlığına eşit olacak. Sonracığıma description existing book'un description'ına eşit olacak. Orada ne varsa. Ve son olarak page number neye eşit olacak? Yine existing book'un page number'ına eşit olacak. Tamam. Ve son olarak ne olacak burada? Aynı zamanda yine şurada olduğu gibi modulu göstermesini isteyeceğim. Ctrl C ile buraya da yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Biraz kafanızın karıştığının farkındayım. Şimdi tekrardan deneyelim bak. Şimdi daha iyi göreceksiniz. Adbook dedim. Adbook başlığım geldi ve içeriğimle boş. Kapatıyorum. Edit diyorum. Bakın başlığım ne olduğu kez edit book oldu ve burada artık ne var? Hangi kitaba tıkladıysam o kitabın bilgileri var. Kapatıyorum bakın. Sultan'ın casuslarına geliyorum. Tıkladım. Sultan'ın casuslarına ait olan bilgiler de ne olmuş oldu? Gelmiş oldu. Aynı model yapısını kullanıyorum ancak farklı işlemler yaptıracağım buna. Şimdi burada şunu da düzeltelim aslında. Bakın dikkat ederseniz biz ne oluşturmuştuk? Burada new book derken işte ekleme işlemi yapıyorduk. Ve bu yeni kitaptı değil mi? Ancak dikkat ederseniz biz new book'u open add model'da da kullanıyoruz. İşte open edit model'da kullanıyoruz. Şimdi burada programatik olarak gördüğünüz gibi çalışıyor ama mantıksal olarak şuradaki data property'sinin ismi artık new book olmamalı bence. Bunları ne yapalım? Bunu şu şekilde şey olarak değiştirelim bakın. Şöyle Ctrl F ile seçtim new book'u. Şurayı da açıyorum. Buna new book değil de biraz önce yapmıştım ben zaten. Book data şeklinde yeni bir data property veriyorum bakın. Şurası seçili. Bunu bir replace etsin. Bir sonrakine geldi. Şurada değişiklik yapmama gerek yok. Çünkü burası şey ismi, action'ın ismi olduğu için bu olduğu gibi kalsın. Bir sonrakine geliyorum. Bakın su seçildi. Bu new book yine book data olsun. Replace ettim. Şuradaki open edit modülünün içerisindeki replace ettim. Sonra addBook metodunda artık new book değil de neyi kullanacağım yine? Book data'yı kullanacağım. Replace ettim. Pardon, şuraya seçilmiş. Bunu hemen Ctrl Z ile geri aldım. Bir sonrakine geçiriyorum. Şimdi şurası seçili. Bunu replace ettik. Sonra bunun içerisindekini replace ediyoruz. Zaten sileceğiz birazdan. Ve burada artık vModel new book'a değil de neye bağlayacağız? Book data'ya bağlayacağız. Book data'ya bağlayacağız. Bunu da değiştiriyorum. Bunu da değiştirdim. Başka yine action ismi kaldı. Diğeri de şurada görmüş olduğunuz gibi yine action'ın ismi kaldı. Bunlar aynı şekilde kalmaya devam edecek. Kaydedelim bu şekilde. Geliyorum tekrar. Şurayı bir refresh edelim. Adbook diyorum. Adbook şeklinde geldi. Model. Edit diyorum. Ve model'ın ne şeklinde geldi? Editbook şeklinde geldi. Peki şimdi kayıt işlemini yani şuradaki save button ne yapıyormuş ona bakalım. Geliyorum kodumuza dönüyoruz tekrar. Modulumuz neredesin sen? Şurada bakın modulun en aşağısına gittiğimiz zaman button'a klikte ne yapıyor burada? Adbook işlemi yapıyor değil mi? Ancak biz ne yapmasını isteriz? Yalnızca kitabı eklemek için değil, kitap editlemek için de kullanmak istiyoruz buraya. O nedenle bu arada bunu şu şekilde söyleyeyim. Adbook olarak çağırırken şöyle parantezle kullanarak şey yapabiliriz. Genelde ben parantezle kullanırdım da bu şekilde unutmuşum. Parantezle kullanıyorum ben genelde event'e karşılık gelen metotları. Ancak buradakini hem kitap ekleme hem de editleme için kullanacağım için buranın ismini şöyle save book şeklinde değiştiriyorum bakın. Şimdi de bu metodu düzenleyelim. Geliyorum. Şurada hemen yukarıda save book metodunu çalıştıracağım. Save book metodunun içerisinde ne yapacakmışım peki? Şimdi peki ben buradaki işlemin şimdi geldim buraya. Şuraya tıklandığım zaman yapılması gereken işlemin adbook mu, editbook mu olduğunu nasıl anlayacağım? İşte biraz önce oluşturduğum şu başlıklardan. Şuradaki başlığa bakacağım. Diyeceğim ki arkadaşım eğer buradaki başlık editbooksa şuraya tıklandığında sen editbook yap. Başlık adbooksa buraya tıklandığında sen ne yap? Adbook yap. Yani kitap ekleme işlemi yap. Geliyorum hemen şurada save book'un içerisinde diyorum ki if this nokta model title eşit neye eşitse addBook'a eşitse sen neyi çalıştıracaksın burada? Git this.addBook metodunu çalıştır. Else durumunda da zaten iki koşul olacak. Burada yine de biz şöyle else if diyelim. Else if durumunda da else if koşulunda da yani this.modelTitle addBook'a değil de editBook'a eşit olduğu zaman ne yapacaksın arkadaşım? Hop, yanlış yere yazdık. Ctrl C ile geri alalım. Else if durumunda yani şuradaki this.model.title editbook'a eşit olduğu zaman da sen git olmayan ama birazdan yazacağımız this.editbook metodunu çalıştır. Şimdi önce addBook'a gelelim. addBook'ta değişiklikler yaptık değil mi? addBook'a geliyorum. Neler varmış orada? addBook metodum burada. Biz burada ne yapıyoruz? Önce evet işlemi yapıyoruz. Sonrasında modulu gizliyoruz. Şuradaki book data'yı resetliyoruz. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. addBook işleminin şimdi çalışması gerekir. Geliyorum. addBook dedim. Hemen sallayalım bir şeyler. 100 sayfa olsun. Save diyorum. Bakın kitabı başarılı bir şekilde ne yapmış oldum? Kaydetmiş oldum. Yani kitap ekleme kısmı çalışıyor. Hadi şimdi kitap düzenlemeyi oluşturalım. Ne dedik en son? Biz şurada save book dediğimiz zaman edit book şeklinde bir metot çalışacakmışız. Hemen geliyorum. Bu edit book'u da şöyle Ctrl C ile alıyorum. Delete book, add book şöyle delete'in üzerine yapıştıralım. Async bir metot olacak yine. Async anahtar kelimesini yazdık. Düzgün yazsaydık gerçi. ASYNC. Düzgün bir şekilde async kelimesini de yazdık ve şuraya ne yapıyorum? Hemen try catch bloğumu açıyorum. Catch için hemen şuradaki hatayı yazdırmayı yapıştırıyorum. Gelelim edit book için ne yapacağım? Şimdi edit book için ne yapıyorduk? Her zamanki gibi bir action çalıştıracağız değil mi? O action'a hemen await diyorum. Action'da edit the book şeklinde bir isim verdim action'a. Bu action'ı çalıştıracağım. Peki gelelim şurada. Benim kitabı düzenlemek için neye ihtiyacım var? Birincisi bu kitabın hangi kitap olduğunu bilmeye ihtiyacım var. Şöyle tıkladığım zaman hangi kitap olduğunu nereden çıkarabilirim bunu? Bu kitabın ID'sinden çıkartabilirim değil mi? Peki ben bu modulu nerede açıyordum? Ben bu modulu şurada dikkat ederseniz Open Edit Module'da açıyorum. Ve Open Edit Module'da şuradaki kitap bilgilerini alıyorum değil mi? Bende aynı zamanda bunun ID'si de var. Yani ben bir tane data properties oluşturursam şurada ve buna desem ki edited book ID ve başlangıç değeri null olan bir data properties oluştursam ve sonra da bu modulu açtığım zaman desem ki arkadaşım this.editModule ID yani senin editlemek istediğin kitabın ID'si neye eşit? existingBook.underscore ID'ye eşit. Tamam, artık ID'm elimde. Burada bu düzenleme işlemi sırasında artık benim ilk parametrem elimde. Yani ID. Ben buradan hangi kitap olduğunu çıkartabilirim. Yani this.editedBook ID'yi biliyorum. İkinci olarak benim neye ihtiyacım var? İkinci olarak da benim şuradaki refresh ettik tekrar. İkinci olarak da düzenlemek istersem benim şuradaki bilgilere de ihtiyacım var değil mi? Çünkü bunu backend'e göndereceğim ki kaydedeyim. Onu nasıl bulacağım? Onu da modulu açtığım zaman ben ne yapıyorum? Open Edit Module dediğim zaman this.bookData'ya o bilgileri kaydediyorum değil mi? Şuradaki gibi. Yani ikinci parametre olarak benim neye ihtiyacım var bu action'ı çalıştırmak için? Bu action'ı çalıştırmak için ikinci olarak da benim o kitap bilgilerine yani this.bookData'ya ihtiyacım var. Hemen unutmadan bu action'ı şuradaki yukarıda kullanacağımız map actions'lara kaydedelim aşağıya. Tırnak işareti içerisinde bu action'ı da kaydediyorum. Geliyorum tekrar. Diğer yapacağımız işlemler ne? Diğer yapacağımız işlemler aslında standart işlemler. Şuradan da kopyalayabilir, addBook'tan da kopyalayabiliriz bakın. Dedikten sonra ne yapacağım? Yine Fetch Books by Uploader'ı çalıştıracağım. Arkasından sonra da ne yapacağım? Toss mesajı. Sonra da ne yapacağım? Modulu gizleyeceğim. Hemen geliyorum. Şurada editbook'un içerisinde modulu gizliyoruz. Ve ne yapıyoruz? Bir tane toss mesajı gönderiyoruz değil mi? Şöyle şurada da hemen toss mesajımızı yazdıralım. Yine 3 saniye olsun. Warning değil. Bu kez yine success olsun type'ımız. Deleted successful değil, şunu şöyle silelim. The book edited successfully şeklinde böyle bir mesaj yazdıralım. Template string içerisinde olması fark etmez. Neye geldik sıra? Şimdi ilgili action'ı yazacağız değil mi? Hemen source'a gidelim. Stores'un içerisinden bookstore'u alıyorum. Şöyle hemen add new book'u olduğu gibi bakın kopyalıyorum. Neydi bizim action'ımızın ismi? Hop, edited the book. Geldim. Şurada hemen action ismini değiştiriyorum. Bu action'ımız ne yapacak? İki tane parametre alacak değil mi? Birincisi book ID'yi alıyordu. İkincisi de book data'yı alıyordu. Yani güncellenmiş kitap verisini alıyordu. Buraya da ne diyelim? Buraya da book data diyelim. Tamam. Ne yapacağız bu kez? Response await post işlemi değil de bu kez ne işlemi yapacağız? Put işlemi yapıyoruz bunun için. Adresimiz burası değil. Hemen backend'teki router'a gidersek bakın. Backend'e geldim. Book route şöyle açtım. Update book için ne gerekiyormuş? Parametre içerisinde ID göndermem gerekiyormuş değil mi? Hemen şurayı template string'e çevirelim. Şurayı aldım. Template string'in içerisine koydum. Şuradaki tek tırnaklardan kurtulduk. Ve burada ne yapıyorduk? Slash diyorum. Dolar süslü parantezler içerisinde book ID'yi ne yapacağım? Göndereceğim değil mi? Book ID'yi gönderdikten sonra ikinci olarak parametre olarak new book'u değil de şuradaki book data'yı göndereceğim. Sonrasında şurada artık editleme işlemine yönelik düzenlemeleri yapacağım. İsteği gönderdik. İsteğimizden bize yeni kitabın döndüğünü düşünüyorum burada. Birazdan kontrol ederiz. Const updated book data diyorum. Buna backend tarafından gelen. Bunu nasıl alacağız? Response.data.book alacağız. Bunun nereden geldiğini hemen göstereyim tekrar. Bakın şurada backend tarafında neredesin sen controller? Şuraya gelelim bir. Node modülsü kapattık. Controller'a bu controller'ı getirdim buraya. Bu controller işleminde nerede benim update book? Update book'u burada yapıyoruz bakın. Şurada bize sadece mesajı döndürüyormuşuz. Ya şuradaki kitabı döndürmüyormuşuz. O zaman hemen şuradaki kitabı da book şeklinde alıyorum bakın. Buraya ben book A şeklinde farklı bir şey yazarsam, mesela şuraya book A dedim, böyle yazdım. O zaman şuradaki datanın içerisinden all alırken şu da book A olmalı. Ona dikkat edelim. Şuradan kitabı da gönderiyoruz ve burada kitabı da alıyoruz. Tamam, kitabı aldım. Şimdi ne yapmam lazım? Benim buradaki kitapları güncellemem lazım değil mi? Bu düzenlenen kitap bilgisiyle. Peki bunu nasıl yapacağım? Düzenlenen kitabın kitaplar arasındaki sırasını bulmam lazım değil mi önce? O nedenle const diyorum bakın. Book index şeklinde bir değişken oluşturdum. Bu neye eşit olacak? This.books diyorum find index metodunu kullanacağım. İndeksi nasıl bulacaksın sen arkadaşım? Eğer kitabın _id'si eğer parametre olarak gönderdiğim book id'ye eşitse bu işte bizim indeksimiz olacak. O indekse şimdi ne yapacağız? Bu gelen yeni kitap bilgilerini yerleştireceğiz, tamam mı? Onu da splice metodunu kullanarak yapıyorum. This.books.splice diyorum. Açtım. İndekse ne? Bu indekse yerleştireceksin o bilgileri. Sadece istediğimiz kitap içerisinde değişiklik yapacaksın. O nedenle buraya 1 yazıyorum. Ve hangi değişiklikleri yapacaksın? Şuradaki updated book data'yı o indekse bir tanesini silerek yerleştireceksin. Splice'ın detaylarına bakabilirsiniz zaten sizde. Tamam, bu şekilde de güncelledik. Ama isterseniz şurada şöyle bir kontrol check yapalım. Eğer if bir şekilde, yani olmaz da, eğer book index bulunamazsa, yani bulunamazsa dediğim bulunmadığı durumlarda book index -1 şeklinde dönecek bize. Eğer -1'e eşit değilse ne yapmasını isteriz? -1'e eşit değilse bu işlemi yapmasını isteriz. Şuraya da yerleştirdim. Kaydediyorum. Burada bir sorun görünmüyor. Şimdi backend tarafına bakalım. Önce route'a gidelim. Bakın update book da bizim bir authentication istediğimiz bir işlem değil mi? Çünkü herkes kafasına göre bunu yapmasın. Geldim. Burada out middleware'in içerisinde authenticate user şeklinde bir middleware oluşturdum. Aslında burada şöyle bir middleware de oluşturabiliriz ya. Nasıl bir şeyden bahsediyorum? Ben diyelim ki bu kitabı ne yapıyorum? Silebiliyorum. Şuradaki kitabı da güncelleyebiliyorum, değil mi? Aslında bu işlemleri yaparken bu kitabın o kullanıcı tarafından yüklenip yüklenmediğine de bakabiliriz. Öyle bir middleware de oluşturabiliriz ya. Onun bir notunu alayım. Şöyle izin verirseniz madem bir şeyler yapıyoruz, is owner middleware diye notumu alayım. Onun üzerine de çalışıyoruz. Tamam. Buradaki ne yaptık? Buradaki authenticate user middleware'ini burada ekledik. Şimdi controller kaydedelim şunu ve sonra şu controller fonksiyonuna bakalım. Burada bir şey gerekir mi? Değişiklik gerekmez sanıyordum ki gerekir. Şurada rating ne? Rating artık yok, değil mi? Biz ne yapmıştık? Hatırlarsanız model'da book modulun içerisinde artık ratingimiz yoktu, değil mi? O nedenle onu değiştiriyoruz. Sonracığıma şuradaki ratingi de silelim. Tamamdır. Artık bizim açımızdan ilgili bilgileri de bu şekilde backend fonksiyonu da bu şekilde düzenlemiş olduk. Bakalım çalışacak mı? Geldim. Şuradaki AA olan var ya. Hepsini şöyle BBB şeklinde değiştiriyorum. Sayfa olarak da burayı 200 diyorum. Save dedim. Hop, ne oldu? Edit the book is not defined. Reference error. Dashboard books'ta. Neymiş efendim? Bakalım şurada. Bir typo hatası mı yaptık acaba? Vallahi bir şey göremiyorum. Şuraya düşüyormuş. Hatamızı tekrar okuyalım. Edit the book is not defined. Geldim, edit the book demişti, değil mi? Tabii dashboard books nokta view'nün içerisinde demişti. Edit the book neredesin sen? Buradasın. Sonra da geldim. Buradasın. Burada başına disk koymayı unutursak tabii ki olmaz, değil mi? Kaydediyorum. Geldim. Şurayı bir refresh diyelim. Küçültelim şurayı. Ne dedik? Edit dedik. BBB 200 dedik buraya. Kaydediyorum. Hop, bir hata daha aldık. Neymiş aldığımız hata? Cannot read properties of undefined reading data. Bookstore'da verdi bunun hatasını. Error.response.data. Bir hata döndü bize. Backend tarafı bir hata döndü. Şuraya gelelim. Bakalım backend tarafında bir şeyler var mı? Frontend'miş burası. Hop. Ne diyorsun sen? Express deprecated bir şeyler yazmış. Bakalım book.controller update a book bize tabii bunu şu şekilde göndermeyeceğiz, değil mi? Şöyle objemizin içerisinde göndereceğiz. Onu da yanlış yapmışız. Geliyorum. Hop, geldik burada. Şurayı yine bir baştan refresh ettik. Hadi miyiz? Bu kez yapacak mıyız? Bakın burada dikkat ederseniz ne yaptı? Burada kitabı güncelledi, dikkat edersiniz. Güncellemesinin sebebi de şu. Biz şurada kitabı kaydettik başarılı bir şekilde. Hatayı şuradan aldığımız için. Tamam mı? Şimdi bunu düzenlersek tekrardan edit diyorum. Bakın bu kez CCC sayfa sayımızda 300 olsun. Save diyorum. O bakın güncellendi. Başarılı bir şekilde de ne yapmış olduk? Mesajımızı da almış oldu. Tamam, burada son olarak şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz ben ne yapıyorum? İşte edit işleminden sonra, düzenleme işleminden sonra, silme işleminden sonra, işte kitap ekleme işleminden sonra hep güncel datanın olması için şu actions'ı, fetch books by uploader actions'ını çalıştırıyorum komponent içerisinde. Şimdi burada komponent içerisinde çalıştırmamın sebebi buradaki akışı daha rahat görmeniz açısından. Ancak bunu şu şekilde de yapabilirsiniz bakın. Mesela örneğin şurada edit book içerisinde. Bakın şunu ne yapıyorum? Şunu yoruma alıyorum, tamam mı? Sonra bunu kopyalıyorum Ctrl C ile. Ne yapacağım şimdi? Siz store'da bir action'ın içerisinde başka bir action'ını da çalıştırabilirsiniz. Şurada bakın add new book'un içerisine geliyorum, diyorum ki şunu da tekrar this.fetchbooks by uploader'da burada çalıştırabilirsin. Zaten şuradaki fetchbooks by uploader nerede? Şurada. O nedenle yani buradaki dizin içerisinde. O nedenle bunu da bu şekilde de çalıştırabiliriz. Hemen deneyelim. Add new book'a eklemiştik, değil mi? Hemen şuraya bir şeyler yazalım, sallayalım bir şeyler. Sonra da 777 olsun. Save diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi eklediğim içerik de buraya gelmiş oldu. Yani bu şekilde de çalıştırabilirsiniz. Ancak ben hani akışın daha okunur olması açısından Component'ta çalıştırmaya devam edeceğim. Bugünkü çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.